Birazdan izleyeceğiniz kayıt uçtan uca Power BI eğitimden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okay. Power Query tarafındaki temel veri transformasyonlarının ne olduğuna bir göz atalım. Örnek bir Excel dosyamız var. Formatı biraz şekli şemali bozuk ya da yeterince düzenli değil. Birinci satır, ikinci satır şirket ismi gözüküyor. Hesap hareketleri diyor. Ondan sonra tablo formatına nispeten yakın bir görünüm var. Şimdi bu bizim elimizdeki tek tabloysa bizim bu tablodan hem transaction tablosu yaratmamız lazım hem de hesap numaraları için bir master tablo yaratmamız lazım. Tarih zaten bildiğimiz üzere bütün veri modellerinde olmazsa olmaz tablo. Diğer sütunlarda tek tablosunda kalacak olan numerik sütunlar veya satırı ayrıştıran diğer özellikler. Şimdi bu dosyayı kapatıyorum. Okuyabilmek için kapatmam gerekiyor import data from Excel dosyamızı gösterelim. Sayfa bu, görünüm bu, önizleme bu, transform data. Okey, şimdi bu tablodan hem fake tablosu yaratacağız, hem master tablo yaratacağız. Ama şu üstteki satırlarla ilgili önce yapmamız gereken yapabileceğimiz hareketleri bir görelim. Şimdi üstteki iki satır bana lazım değil saçma satırlar veri modeli açısından. Dolayısıyla bu satırları uçurmak istiyorum ben. Üstten iki satırı uçur. Burada keep rows, remove rows buna benzer transformasyonları kullanmak mümkün. Üstteki iki satırı uçuracağım. Remove top rows. Üstten iki satır gitsin. Okey. Şimdi benim kullanmak istediğim tablo burası ama ilk satırını Başlığı almak istiyorum. header almak istiyorum. Gene buradan ilk seferinde arayacağız. Böyle şeylerin başka yolu yok. Use first row as headers. Yani ilk satırı başlığı al. Okey ilk satırı başlığı aldık. Şimdi tablonun geri kalan sütunlarına bir bakalım. Hesap numaraları dolu. Diğer sütunlarda dolu gözüküyor. Ama kur tarafında iki tane null değer var. Neymiş o null değerler? TL satırları. TL'nin kuru 1 olması lazım. Şöyle yapabiliriz. Dövizi sırala. TL'ler üste kaldı. Tersini de yapabilirdik fark etmez. Dövizi tersten sırala. Şuradaki 1 değerini aşağılara doğru kopyalamak istiyorum ben. Burada transform'un altında fill diye bir bölüm var. Fill down aşağıya doğru doldurmak istiyorum. Bütün TL'lerin karşılığında boş olanlar da 1 oldu değeri yukarıdan aşağıya doğru kopyalamış olduk. Peki şu tablodan master tablo, fact tablosu nasıl yaratacağız? Bunun adına tek tablo diyelim. Şimdi bu sorgunun bir kopyası alacağım ama kopyalamanın iki farklı yöntemi var. Biri duplicate edebiliriz, diğeri referans alabiliriz. Arasında ne fark var? Şimdi duplicate etmek Buradaki stepleriyle birlikte birebir almak demek. Bunu saatlik duplicate dersem, tablonun aynısını yaptığım steplerle birlikte kopyalayacak. Benim bu stepleri tekrar yapmama gerek yok. O yüzden bunu duplicate etmiyorum, siliyorum. Bunun referansını alacağım. Referansını alacağım demek bu tablonun en son hali. Neyse bunun aynen bir referansını alacağım. Kopyasını çıkartacağım ama duplicate'den farklı olarak stepleri olmaksızın. En son ne halde bıraktıysak onu refere ediyoruz. Diyelim ki bu bizim hesaplar master tablomuz olsun. Hesap no hesap adı seçiyorum. Diğer sütunları istemiyorum. Remove other columns. Master tabloların özelliği neydi? Tekillik olmak zorundaydı. Dolayısıyla bu satırları tekil hale getireceğim. Eğer varsa duplike değer duplike satır buradan uçuruyorum. Remove duplicates. Okay. Burası da tekil hale geldi. Bu bizim hesap master tablomuz. Bu tablonun bir referansını daha alacağım. Buna da fake tablosu diyelim. Fake tablosunda Entity kimse onun sadece ailesi kalır demiştik. Dolayısıyla hesap numarası kalacak ama hesap adının bu tabloda işi yok. Sağ tık remove. Okey. Şimdi buradaki tarihlerle ilgili bir takım transformasyonlar yapmak mümkün. Bu gerçekleşen hesap hareketinin gerçekleşen tarihi. Bu da vade tarihi. İkisinin arasında kaç günlük bir fark var. Misal bunlar date tipinde, tarih tipinde sütunlar. İkisini birden seçiyorum. Add column buradaki from date time kısmında date time duration gibi ikonlar var. Bizim seçtiğimiz sütunlar date tipinde sütunlar olduğu için şu an sadece date aktif ama saat bilgisi olsaydı time ve duration gibi kısımlar da gözükecekti. Date'e geliyorum. Buradan subtract days. İkisinin arasında kaç gün fark varsa onu çıkart. Bakalım nasıl bir formül yazmış. Duration.days diye bir fonksiyon varmış. Onu kullanmış. Buradaki transformasyonu kullanmak yerine ben gene add kolumdan custom kolum deyip eğer bu formülü bu fonksiyonu biliyorsam buraya da yapıştırabilirdim. Custom kolum ekledim. Buna da OK diyelim. Tipi de whole number. Peki hesaplar tablosuna geri gidelim. Şimdi hesap hareketleriyle ilgili finansal raporlar yaparken en alttaki işlem gören hesapların bir üst grubu vardır. Onun da bir üst grubu vardır. Yani hesap, hesap grubu, ana grup gibi. Onlar da hesap tanımlarındaki şu karakterlerden ayrılır. Yani 600 diye bir hesap grubu var, 600 tire 100 diye bir başka hesap grubu var, bir alt hesap grubu var. Bu en alttaki işlem gören hesabın kendisi. Şimdi bunu birkaç farklı şekilde yapmak mümkün. Ben bu sütunun bir kopyasını alabilirim. Ve buradan extract kısmından ilk karakterlerini al diyebilirim. Örneğin buradaki bütün karakterler, bütün hesap tanımlarındaki desen buysa, 3 karakter tire bir 3 karakter daha şeklinde ise ilk 3 karakteri al diyebilirim örneğin. Şu kopyaladığım sütuna tekrar geri gelelim bu ekstrak işini et kolum menüsünün altındaki ekstraktan yapmıştım. Buradan split de edebiliriz buradan. Ya da ekstraktın aynısı burada da var. Ama bu ekstradan bir sütun oluşturmadan direkt bu sütunun yerine çıkacak. Orayı 3 değil 6 yapalım. Hatta 7 olması lazım. Bu şekilde yaparsam da sütun eklemeksizin mevcut metinden karakter sayısına göre başka bir sütun oluşturmuş oldum. Peki başka nasıl yapabiliriz? Benzer şekilde gene hesap numarasını seçiyorum. Tekrar et koluma geçeceğim. Bu sefer text before delimiter, after delimiter gibi belli bir spesifik karaktere göre sütun ekleyeceğim. Text before delimiter diyebilirim, after delimiter diyebilirim. Opsiyonları var. Çünkü ben hesap grubunu ana hesabı hesap grubunu çıkartmak istersem delimiterim yani spesifik karakterim bu tire ilkini pas geç sonraki ikinciyi bulduğunda onu ayır diyebilirim. Buradaki delimiter herhangi bir spesifik karakter olabilir. Boşlukta olabilir. Kullanımları oldukça kolay. Benzer bir şey bu transform menüsünde de var. Split column. Bunun bir kopyasını alalım kopyalama işini buradan da alabiliriz. Duplicate column. Bu sütunu split edeceğim. Neye göre? By delimiter. Delimiter'ım gene bu. Her bir tireyi ayır şeklinde. Arasında tire olan bütün karakterleri ayırdı. Bunların da ismini değiştirmek gerekirse bu hesap grubu oldu. Bu da ana hesap oldu gibi. Şimdi bir başka örnekte Column from Examples'tan yapalım. Daha önce veri modelinde yapmıştık. Add Column. Şimdi nasıl bir fonksiyon kullanmam gerektiğini bilmiyorum. Transformasyonunda bulamadım diyelim. Power Query e örnekler vererek çevirmek istediğimiz formatı anlamasını sağlamaya çalışacağız. Bu sütun değerleri üzerinden örnek vereceğim. Burayı seçtim. Column from examples, from selection yaptığım seçim üzerinden. Bana diyor ki örnek ver. Ben 600 tire girmek istiyorum diyelim. Enter'a bastım. Anlamadı. Bir örnek daha veriyorum. Örnek vermeye devam. 700 tire giriyorum. Bunu mu yapmak istiyorsun diyor. Evet bunu yapmak istiyorum. Okey. Mantıklı bir sırada örnekler verdiğimizde algılıyor. Okay. Şimdi Power Query'de M dilinde DAX'tan daha fazla sayıda fonksiyon var. Gene benzer şekilde Power Query M reference list dediğinizde sizi Microsoft Learn'deki DAX'taki ne benzer bir sayfaya atıyor. Bütün fonksiyonlar kendi aralarında gruplanmış vaziyette. Şimdi o fonksiyonların ne olduğunu görmenin bir numarası var. Buraya boş bir sorgu ekleyeceğim. New Query, Blank Query. Buraya diyorum ki eşittir. Diyez işaretiyle shared diye bir rezerve kelime giriyorum. Power Query'de ne kadar fonksiyon varsa em dilinde hepsini listeledi. Diyorum ki bunu da tabloya çevir. Bütün fonksiyonlar burada. Eğer tarihle ilgili bir şey yapmam gerekiyorsa buradan filtreleyip örneğin bu neymiş Mevcut tarihe hafta ekle, yıl ekle, çeyrek ekle gibi fonksiyonlar. İşime yarayabilecek bir fonksiyonu bulup buradan sintaksın ne olduğuna bakabilirim. Örneklerine bakabilirim. Peki tablolarla işimiz bitti. Bu iki tabloyu bu tek tablo sorgusundan türettik. Bunu veri modeli tarafına aktarmaya gerek yok. Enable load'unu kaldırmamız lazım. Datasını kullanmaya devam edeceğiz. Yeni kayıtlar oluşursa yeni oluşan kayıtlar, hesaplar ve fake tablosunu akmaya devam edecek. Yapısal olarak Excel'den okuduğumuz bu formatta en ufak değişiklik olmadığı takdirde yeni veri eklenirse onlar da otomatik olarak bu tablolara akacak. Yeter ki bu orijinal tablonun burada yaptığımız steplerini bozacak herhangi bir yapısal değişiklik Excel'de olmasın. Yani birisi gitti Excel sayfasında bu üstteki iki satırı uçurdu. Bizim buradaki yaptığımız stepler patlayacaktır. Çünkü üstten iki satırı uçur diyoruz. İlk satırı başlığa al diyoruz. İsterseniz onunla bir replike edelim. Excel'i tekrar açtım yapısal bir değişiklik yapıyorum. Bir satır daha ekledim. Şunun da ismini değiştirelim. Hesap ad. Dosyayı kaydettim. Şimdi bu modeli bulutta yayınladığımızda refresh ettiğimizde bu steplerin hepsini tekrarlamaya çalışacak. Refresh all. Dosyanın formatı bozuldu. Eğer aşağıdaki en son step'e gelirsem de bu sorgunun tamamen patladığını görebiliriz. Buradaki yaptığımız stepler çünkü dosyayı ne şekilde görüyorsa onun üzerinde işlem yapıyordu. Yapısal bir değişiklik oldu. Bir tane daha satır ekledik. Onları patlatıyor. Nereye kadar gelebilmiş? Remove top rows. Üstten iki satırı sildi. Bizim istediğimiz formata gelmedi. Promote headers. Şurada dikkat edin şimdi. Bu change type stepinde biz buradaki hesap no, hesap adı, tarih gibi sütunları formülümüzde birebir refere etmişiz yaptığımız transformasyonla. Peki bir önceki aşamada o sütun isimlerinin hepsini görüyor mu header'da? Yok. Dolayısıyla bu step'te patladı burası. Tekrar Excel'e geri geliyorum. O yaptığım değişiklikleri tekrar siliyorum. Bir satır eklemiştik buranın da adını değiştirmiştik. Eski haline geri getiriyorum ama yeni bir satır ekleyeceğim. Yeni bir satır eklendi mi? Eklendi. Dosyayı kapatıyorum. Tekrar refresh preview. Dosya sorunsuz çalışıyor. Yeni eklenen kayıt da buraya geldi. Eğer özellikle Excel gibi formatları veri kaynağı olarak kullanıyorsanız, bizim Power Query tarafında yapacağımız hareketler bir seferlik. Ancak şartı ne? Excel'de yapısal bir değişiklik olmaması kaydıyla. Sütun isimleri değişirse, yukarıya bir satır eklenirse gibi değişiklikler sizin modelinizi patlatır. Ama o dosyanın formatına hiçbir değişiklik olmazsa Yeni eklenen kayıtlar bir daha tekrar aynı işlemleri tekrar yapmaya gerek kalmadan modelinize akacaktır. Power Query'nin en çok fayda sağlayan özelliklerinden bir tanesi bu. Manuel olarak o uğraştığımız Excel'lerden kurtulmamızı sağlıyor. Ve kendini tekrar eden repetitif işleri otomatiğe bağlıyoruz.